Bugün sizlere yıldız şal motifli şalımızı anlatacağım. Malzemelerimi öncelikle göstereyim. Daha önceki çektiğim videoda da çok fazla anlatamadım. İlk videom olduğu için tekrar bir video çekme gereği duydum. O yüzden malzemelerimizi tanıtıyorum. Angora lüks simli krem rengi bir ip ve kenar kısımları içinde bu şekilde renkli kırçıllı bir ip kullandım. Angora lüksün. Tığıma gelince tığımda şöyle göstereyim. Üç milim görünüyor mu? 3 milim. Bir de makasa ihtiyacım olacak. Şimdi öncelikle şalımla ilgili ufak detaylar vermek istiyorum. Toplamda 84 motif olacak. Birinci sıramız 14 motiften oluşacak. İkinci sıramız 13 motiften oluşacak. 12, 11, 10, 9, 8 ve 7 motifte 7 motifi ekledikten sonra şalımız bitecek ve püsküllerini takacağız. Şimdi öncelikle dediğim gibi 84 adet bu orta motiften yapacağız. Hep beraber 84 adet bu motiften yaptıktan sonra kenar kısımlarını yapacağız. Şimdi öncelikle orta motifimizden başlayalım. Orta motifimiz için benimle beraber yaparsanız çok kolay ve çok basit. Öncelikle küçücük bir halka yapacağız. Zincirimi, kapama yerini çektim. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Daha sonra şöyle şu en baştaki yere sabitleyeceğim. Bir küçücük bir halka oluşturacağım. Daha sonra 1, 2, 3. Elimizi çok gevşek tutuyoruz. Sıkı değil. Modelimizin özelliği bu. 3 zincir çektim. Tam orta kısmına, halkamızın, o minicik halkamızın tam ortasına tığımı başına dolayıp batıyorum. Dediğim gibi elimizi çok gevşek tutuyoruz. Ve bir trabzan yapacağız. Üçlü çektiğimiz. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 2 trabzanımız oldu. Tekrar başını doluyorum. Tekrar çok gevşek tutuyorum elimi. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımız oldu. Başını doluyorum. Orta yere batıyorum. Gördüğünüz gibi. 1, 2 ve 3. 4 trabzan yaptık. Başına doluyorum. 1, 2 ve 3. 2, 3, 4, 5 trabzanımız oldu. Baştan sona böyle detaylı anlatacağım ki yeni başlayanlar da benimle beraber yapabilsin. Tekrar başına doladım. 1, 2 ve 3. Bu trabzanlardan 16 adet olana kadar yapalım. Şimdi ben 15 adet trabzanımı yaptım. 16.yi de beraber yapalım. Ne yapıyorduk? Tığımızı başına doluyoruz.
orta kısmına batıyoruz. Elimizi gevşek tutuyoruz. 1, 2 ve 3. Üçlü bir trabzan daha yapmış olduk. Şimdi ilk çektiğimiz şurada zincirimiz vardı, biliyorsunuz ilk başlama zincirimiz. Şöyle göstereyim. Onun şu başına, şuraya şöyle battık. Şu şekilde çektik. Böyle bir yuvarlağımız oldu. 16 trabzandan oluşan bir zincir çektim ve şuradaki boşluk, ilk boşluk. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şuradaki ilk boşluğa başını dolamadan ilk boşluğa şöyle tekte çektiğim bir sık iğne. Sadece bir. İkinci boşluğuma tekrar başını dolamıyorum. İkinci boşluğuma 2 adet sık iğne. Bir. Aynı yere bir sık iğne daha. Bir tek, bir çift. Daha sonra üçüncü boşluğuma tek bir sık iğne. Dördüncü boşluğuma çift yalancı sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi iki yapmıştık. Şimdiki sıramıza, boşluğumuza tek sık iğne yapacağız. Hemen bir sık iğne yaptık. Diğer gelen boşluğa 2 sık iğne. Gördüğünüz gibi. Tek, çift, tek, çift, tek, çift şeklinde yapacağız. Şimdi ne yapmıştık? Çift sık iğneden sonra tekrar bir tek. Tekrar bir çift. Tekrar bir tek. Bu şekilde tek çift şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Son boşluğumuza da çift sık iğne yapacağız. Son boşluğumuza da çift sık iğne yaptıktan sonra şu ilk baştakine şu şekilde kaydırmalı tutturuyoruz. Şimdi 8 adet, yine elimizi gevşek tutuyoruz her zaman. 8 adet zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet zincir çektik. Şu ilk baştaki zincire başına doluyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. Hepsini beraber topluyoruz. İkinci zincirimizi 2 kere de çıkardığımız, elimizi gevşek tuttuğumuz trabzan yapıyoruz. Başına doluyoruz. Üçüncüsüne 1, 2 ve 3. Dördüncüye tekrardan başına doluyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şimdi çift doluyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş.
Şimdi tekrar 2 doluyoruz. Şurada 2 tane zincir boşluğu kaldı. Hemen ilk baştakini atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 doluyorum. Son zincirimi batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir yaprağımız hazır durumda. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 dördüncü kutucuğa şu şekilde başını dolamadan batıyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde bağlantı noktasını hazırlıyorum. Şimdi tekrardan 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar 8 zincirimi oluşturdum. Başına doluyorum. İlk zincirimi tekrar batıyorum. Ne yapıyorduk? Hepsini beraber çekiyorduk. Başına doluyorum. İkinci zincir boşluğumu batıyorum. Ne yapıyorduk? Bir, iki kere de çekiyoruz. Tekrar başına doluyorum. Üçüncü zincir boşluğumu. Bir, iki, üç kez de çıkardım. Trablan yapıyorum. Bir kez doluyorum. Dördüncü zincir boşluğuma. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi ne yapıyorduk? Beş, altı, altı yapacağız trablanları. İki kez doluyorum. Beşinci zincir boşluğuma batıp 1 2 3 4 ve 5. Beşli bir trabzan yaptım. Şimdi iki kez yine doluyorum. Sonraki zincir boşluğuma batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 kez doluyorum. Son zincirimin boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir yaprağımız daha oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 dördüncü boşluğuma batıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. İki yaprağımız oluştu. Videoyu geri sararak 4 adet daha bu yapraklardan yapalım ve 6'ya tamamlayalım şu yapraklarımızı. Şimdi son yaprağımızı yaparken onu da beraber yapalım. Son kısmını sonuncuya, en sonuncuya zincir boşluğuna batıp 1 2 3 4
5 ve 6 da çıkardığımız trabzanımızı yaptık ve tam şu kısımda ilk başladığımız boşluğa şöyle 1, 2, 3, 4 sayıp şu şekilde bağlıyoruz. 1, 2 zincir çektik. Orta kısımlarımız bu şekilde videoyu geriye sararak yapraklarımızı yapabilirsiniz. Bu kıvrık olmasına fazla takılmayın çünkü kenar yerlerini yaparken bu kıvrık olan kısımlar düzeliyor. Şimdi kenar yerlerine başlayacağız. Şimdi kenar kısımlarına başlarken motiflerimizden bir tanesini alıyoruz. Tepe kısmı şurada en tepesine tığımızı geçiriyoruz. Herhangi bir motifimizin tepesine. İpimizi en tepeye şu şekilde bağlıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi sırada gelen boşluğuma yalancı sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi elimi çok gevşek tutuyorum. İkinci boşluğuma bir sık iğne daha. Üçüncü boşluğuma bir sık iğne daha. Bu şekilde ilk sıramızı, kenar kısmının ilk sıramızı sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bir sık iğne daha. Ve bu yaprağımızda bir son sık iğne daha yaptık. Bu şekilde sık iğnelerimiz oluyor. Şimdi şu ara boşluğumuz var. Şu. Onu atlayıp hemen karşı yaprağın şöyle göstereyim. Şu kısmına bir sık iğne ile devam ediyoruz. Hemen sonra gelen boşluğa bir sık iğne, bir sık iğne. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Benimle beraber örürseniz, takip ederseniz kolaylıkla siz de yapabilirsiniz. Şimdi en tepe kısmına geldim. Tam tepe noktasına yine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir ve bir sık iğne daha. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar devam ediyorum. Sık iğnelerim. Elimizi mümkün olduğunca gevşek tutalım, sıkmayalım. Evet, şimdi yine orta kısmına geldim. Orta kısmına batmıyorduk. Hemen karşı gelen boşluğa batıp sık iğnelere devam ediyorduk. Bir sık iğne. Bir sık iğne. Bir sık iğne. Bu şekilde. Şimdi yine tepe noktasına geldim. Tam tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Şekilde tekrar sık iğne diğer gelen boşluğa. Bu şekilde şu diğer yaprakları da yapalım. Videomuzu geriye alalım, takıldığımız yerler olursa şu kısma kadar gelelim hep beraber. Şimdi ben
şu son yaprağımızın şu kısmını boş bıraktım. Orayı da beraber yapalım diye. Ne yapıyorduk? Şu orta kısmına batmıyorduk. Şu kısmına değil. Şu kısmına sık iğneler başlayıp yapıyorduk. Sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi benimle beraber yaparsanız çok kolay, çok zevkli. Ben severek, beğenerek takıyorum şalımı. Her boşluğa birer yalancı sık iğne. Elimizi gevşek tutuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Bir sık iğne daha. Şimdi tepe noktasına geldik. Tepe noktasına geldiğimizde bu şekilde zincir çekmemize artık gerek yok. Yani aynı yere batmamıza gerek yok. Şimdi pardon, bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa, gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum tığıma. Aynı boşluğa şöyle hepsini beraber çekiyorum. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı boşluğa hepsini beraber çektim. Şöyle minik yuvacıklar oluyor. Şöyle iki tane. Bir zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra şöyle göstereyim. Buraya değil, tam bu kısma ipimi doluyorum. Tam bu kısma bir iki kez de çıkardığım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan. Bu boşluğa değil, şu sırada gelen bir boşluk bırakıyorum. O kısma bir, iki ve üçte çıkardığım trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi biri küçük, biri daha büyük. Şimdi bir doladım, bir boşluk bıraktım ve tam buraya bir, iki, üç ve dört. Dört kez de çıkardım trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyorum. Yine ne yapıyorduk? Şu orta kısma şöyle bakayım. Şu orta kısma batmıyoruz. Hemen burayı boş bırakıyoruz. Hemen yanındakine ipin başını doladıktan sonra hemen yanındaki boşluğa bu kez nasıl yapacağız? Çok pardon. Nasıl yapacaktık? Bir, iki, üç ve dört. Dört kez de çıkardım, trabzan yaptım. Dört, üç, iki diye bu sefer tam tersini yapacağız. Bir zincir, bir boşluk bırakıyorum. Bakın buraya batmışım. Bunu bırakıp tam şu kısma batıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir, iki ve üç. Üç de çıkardım, trabzan yaptım. Bir zincir. Ne yapıyorduk? Bir boşluk. Hemen bu kısma. Bir ve iki. Gördüğünüz gibi şu şekilde
kenarımız tamamlanıyor. Şimdi tekrar bir zincir çekeceğiz. Başına dolayacağız. Tam orta yere yine. Şu birer zincir çektiğimiz yer var diye. Oraya ipimizi batıyoruz. Hepsini beraber ne yapıyorduk? Çekiyorduk. Bir zincir. Ne yapıyorduk? Hepsini beraber çekiyoruz. Bir zincir. Başına doluyoruz. Hepsini beraber çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir zincir çektim. Bir zincir çekmiştim. Başına doluyorum. Gördüğünüz gibi buradakine değil, hemen onu takip eden boşluğumuza batıp iki kere de çıkarıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Buradaki boşluğa değil, şu kısımdaki boşluğumuza, yani bir tane boşluk atlıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir, bir boşluk atlayıp tam şu boşluğumuza. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez de çıkardım. Trabzanımı yaptım. Gördünüz. Şimdi tekrar bir zincir. Şimdi ne yapıyorduk? Şu boşluğumuza değil, hemen yanındaki boşluğa. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez de çıkıyoruz. Yani artık geri sayıyoruz. Bir zincir. Buradaki boşluğa değil, şuradaki boşluğumuza batıp 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğumuza, şu battığımız yerde, şuradaki boşluğumuza da atlayıp şuraya batıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Tam şu birer zincir çektiğimin tepesine ilmeklerimizi birden topluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere, bakın, aynı yere beraber topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp çıkarıyorum. Bu şekilde videomuzu geri sararak diğer kenarları da yapalım. Yaptıktan sonra ben şu kısmı boş bırakacağım yine. Şu tepe kısmını da beraber tekrardan yapalım. Videomuzu geri sararak bütün yaprakların üzerine aynı şekilde geçelim.